Siz hocam hem burada Birleşmiş Milletler askerinin hedef alınmasını nasıl görüyorsunuz? Biraz uluslararası ilişkiler açısından evet, da değerlendirmenizi isteyeyim. Yok, tamam. Sonrasında İran'ı konuşalım. Buyurun. Birleşmiş Milletler askerinin? Evet. Hedef alınması burada. UNIFIL'e hedef aldılar ya. Zaten şu ana kadar gerek Lübnan'da, gerek Batı Şeria'da, gerek birçok yerde, Birleşmiş Milletler'e de boş verin. Bir sürü gazeteci öldürüldü. Evet. Var mı bir değişiklik? 176. Bunlar nereden? Dünyadaki Batı tarafından. Yani. Sadece 4 tanesi Filistinliydi en son baktığımda. Ne oldu? Batı'da da ses çıkmadı. Gazze'de de öldürdü daha önce. BM askerlerine olmuş bir şey neticesinde bir şey olacak mı? Yine olmayacak. Çok net bu kadar. İran'la ilgili hocam ne söylersiniz? Yani İran nasıl bir karşılık verir ya da İsrail İran'a nasıl saldırır? Bu nükleerle ilgili iddialar için ne söylüyorsunuz? İran İsrail'e mi nasıl saldırır? İsrail mi İran'a? İsrail İran'a. İsrail İran'a muhtemelen Lübnan'la işi hafifler hafiflemez. Bu akşam da olabilir. Cumartesi'deyiz değil mi? Cumartesi. Bir dahaki cumartesi de olabilir. Üç. Net. Petrol tesisleri başta olmak üzere. Nükleer tesislerle evet. ilgili ben şimdi biliyorsunuz. Güzel bir harita. Evet, bu çok güzel bir harita. Biraz buradan anlatmanızı çok isteyeyim aslında. Çok bilip bilmediğim konuda atıp tutmam. Önemli bir nükleer çalışan Avrupa'da birkaç meslektaşımla sohbet ettik bu hafta. Onlara şunu sordum. Nükleer tesisleri vurabilir mi? Dediler ki evet vurabilir. Ama tutturamayabilir. Ne demek o dedim? Ne demek bu? Ben de onu sordum. Ne demek o dedim? Dağın yamacında birçoğu. Şimdi o nükleer tesisler böyle sahil kenarında, otellerin kenarında falan bravo. Tutulmuyor. Bu arada tekrar söylüyorum bakın herkesin affına sığınarak bu benim uzmanlığım değil. Uzmanı olan çok emek vermiş değerli profesör arkadaşlarımla konuştum. Avrupa'da farklı üniversitelerde olan dedikleri şu. Bu nükleer tesis dediğiniz şey bahçede değil. Hı hı. Yerin bilmem ya da kaç petrokimya tesisi gibi açıkta açık değil, rafineri gibi. Patır kütür sondaj yapılan makineleri yok. Dolayısıyla bunu vursanız da vuramayabilirsiniz dediler. Öyle filmlerdeki gibi tepeden indi bilmem kaç magmaya kadar giden roketler falan filan. Onlar binalarda mümkün ama sarp kayalıklarda mümkün değil. Öyle nüfuz yerlere edici bomba. Yapılıyor ki bunlar vurulsaydı daha önce çıkan 4-5 krizde 40 kere vurulurdu dediler. Şimdi petrol tesisleri vurulursa ne olur? Kısa ve orta vadede Amerika'nın işine gelir. Neden? Rakamlar ortada. Ha, petrol fiyatları yükselir diyorsunuz. Şimdi bak çok basit bir şey söyleyeyim. Bazen şöyle yorumlarla karşılaşıyorum. İşte Amerika'da ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizden dolayı Amerika'daki petrol tesisleri vurulursa dünya ekonomik olarak bilhassa Amerika resesyona girecek ve şey kaybedecek. Biden yönetimin ekonomik olarak geri düştüğü için Kamala kaybedecek. Artık bir ay var. Bu kadar yetişir mi olsa bile? Diyelim ki doğru. Hayır. İşine gelir Biden yönetiminin. Hayır, neden? Gelir ayrı da bir aya yetişir mi bu? Ya. Tamam peki. Derler. Neden mesela işine gelir? Çok basit bir rakam söyleyeyim. Ben rakamlarla oynuyorum. Dünyanın bir numaralı petrol üreticisi kim? Amerika. Amerika. Bir numaralı gaz üreticisi kim? Amerika. İran dünyanın kaç numaralı petrol üreticisi? Bazı verilere göre 7, bazılarına göre 10. 7-10 arası kaynak değişiyor. 3 milyon var. Kaç numaralı doğalgaz üreticisi? 4 ile 7 arası değişiyor. Farklı verilere göre söylüyorum. Güzel. Malının yüzde kaçını nereye satıyor deseniz 90'a yakınını Çin'e satıyor. Peki Çin'in doğalgaz tedariği, petrol doğalgaz kümülatif tedariğinde ilk 10'da mı? Değil. Anlatabildim mi verileri? Şimdi bu şu anlama geliyor. Bir ülke ne kadar kritik, o kritiklik ne kadar dünya ekosistemini etkiler. Tek bir itirazım var hocam. Buyurun. O da şu. Diyelim ki Hürmüz Boğazı'ndaki sıkıntılardan dolayı petrolün varil fiyatı iki katına çıktı. 150 doları buldu. Evet. Amerika Birleşik Devletleri kendi petrol üretiyor olsa bile dünya standartlarındaki numaratör ne gösteriyorsa Amerika onu satıyor. Kısa ve orta vadede Biden iktidarı olduğu müddetçe. Ha, yani diyorsun ki uzun vadede dediğiniz geçerli olabilir. Uzun vadede olabilir. Dünyanın her yerini vurur. Evet, kısa ve orta vadede Amerika bu işten karlı çıkar. Eyvallah. Dolayısıyla bu arada biz şunu hesaplıyoruz. Bir tane tesis bırakmayacak. Ha, tabii. Yani doğalgaz vesaire öyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum. 2-3 kuyu vurur bilemediniz. Peki esas soru şu. Hı hı. Bunların hangisi olursa bir tanesi dışında hangisi olursa bir sonraki hafta program yaptığımızda ya bak bu işin rengi değişti deriz. Nükleer mi? Vuramayacağı iddia ediliyor dediğim gibi. Ya vuramayacağı derken altını çiziyorum. Tutturamayacağı vesaire. Ancak bir
gerçekten Hamaney gibi üst düzey bir lider suikastı İran'da yapılırsa ki Hamaney gibi değil, direkt Hamaney. Hamaney. Ki olsa bugün bambaşka bir şeyle karşılaşacak. Çünkü İran'ın Dışişleri Bakanı da vurulsa örneğin, Allah muhafaza böyle bir şey olmasın da, o da vurulsa şey olmaz. Ne zaman ki dini lider, çünkü yeri çok farklı İran sistemetiğinde, kusursuz olduğuna inanılıyor. Masum olduğuna inanılıyor. Ruhani adı üstüne. Ruhani, yani hata da yapmıyor. Dolayısıyla öyle bir şey olmadığı takdirde biz bu sefer İran'dan şu cevabı duyacağız. Bu saldırıda bize çok bir şey olmadı. Aynı İsrail'in dediği gibi. Misilleme hakkımızı saklı tutuyoruz. İki ay sonra yine aynı şeyleri konuşacağız. Hocam siz Hamaney'in vurulma ihtimalini... Yani görmüyorum. Daha, yani öyle bir ihtimal görüyor musunuz? Bir suikaste kurban gitme ihtimali. Çünkü hani Hizbullah'ın liderinden sonra bu çok sorulmuştu ya. Hani isimler paylaşıldı vesaire biliyorsunuz. Acaba hani böyle Hamaney direkt hedef, işte İran'ın, özür diliyorum, hani rejimin değişmesi... İsrail İran'da direkt olarak rejimi değiştirecek gibi bazı bakış açıları var. Siz böyle bir şey düşünüyor musunuz? Yıllardır Orta Doğu çalışıp anlatıyorum. Hı hı. Orta Doğu'da bir kişiyi öldürüp ya da bir yere müdahale edip rejimi değiştirebilirlerini görmedim. Dünyada da çok görmedim. Bakın bir şey söyleyeyim mi size? Lübnan iç savaşı benim çok takık olduğum şeylerden biridir. Yıllarca çalıştım. Lübnan iç savaşından önce 75-90 arası ya. Evet. Kimdi oradaki güçler desem, bir numaralı gücü söyleyin, bir ikiyi bir arada tutalım desem, önce muhtemelen işte Faranje'nin falan başında olduğu, Gamaliyelerin başında olduğu Maroni Hristiyanların hareketidir. Bir Savraş Atilla'da çok önemli rol aldılar. İki, Filistin Kurtuluş Örgütü'dür. Evet. Üç, Sünni ve Solcu Müslümanların oluşturduğu Lübnan gücüdür. 90'da savaş bitti. 15 yıl. Filistin Kurtuluş Örgütü nereye gitti? Tunus. Tunus'a. Tunus'a gitti. Şey nerede? Maroniler. Amerika ve Avrupa'ya gitti. Ülkede belki Dürzilerin gücü tamamen kırıldı ki Dürziler ciddi anlamda şeyle kapışan bir toplumdu. Kemal Can Bolat döneminden önce Maronilerle. İş nereye vardı biliyor musunuz? Hiç kimsenin hesap etmediği Hizbullah, birden değil tabii, aşamalı yavaş olarak yavaş karşınıza çıktı ve ülkenin hakim haline geldi. Ya Suriye dediğiniz ülke, sizin Maronileri desteklemek için topa girdi. Yani anlatabiliyor muyum? Maroniler çağırdı diye girdi. Şimdi buradan şunu anlatmak istiyorum. Orta Doğu öyle bir yerdir ki, şöyle yaparsak böyle olur, böyle yapınca böyle olur çıkmıyor işlerde. Şah Rıza Pehlevi'yi, Muhammed Rıza'yı 1950'de tekrar iktidara getirmek için ülkede çok bize karşı olan bir adam var dediler. Ajax operasyonunu yaptılar. Kimdi? Sadık. Muhammed Musadık. Hı hı. Muhammed Musadık'ı devirdin. Niye? Bize daha yakın, petrolü özelleştirmeyen Şah Muhammed kalsın diye. Ondan sonra karşınızda 1979 devrimiyle karşılaştınız. Her yaptığın müdahale Gertrud Bell döneminden beri bambaşka bir şeyle sonuçlanır. Ez cümle şu kadarını söyleyeyim. Değerli dostuma sözü bırakayım. Sağ olun. Burada böyle haritadan bir yer çekip şuradan şuraya şunu kaydırayım, bunu kaydırayım falan olmaz. Biraz önce vakit olursa sonra konuşuruz. Hı hı. Hani o CENTCOM'un mesajı var ya. Evet. O CENTCOM'un mesajını tabii ki dini teamüller üzerinden de okuyabiliriz ama o işin çok ayrı bir noktası var Amerika açısından. Amerika'nın dış işlerine bakın. Amerika'da Beyaz Saray'a bakın. Şimdi herkes girsin baksın internetten. Son iki gün içerisinde Yom Kippur'la ilgili mesajlarına bakın. Aynı mesaj hepsinde var. Tabii tabii. Yıllardır var. Doğru. Her ama bu seferkinin başka bir farkı var. Mesela nedir o? Yom Kippur Savaşı. Evet. Yom Kippur bir bayram olmakla beraber. Tabii aynı zamanda. Aynı zamanda burada çok ciddi anlamda İsrail tarafında travma yaratmış bir savaştır. Mısır çatır çutur ordularıyla Sina Çölü'ne girdiği. Ciddi bir savaştır ve Yom Kippur Savaşı'nın arifesinde 2-3 gündür bazı söylentiler geziyor. O söylentiler şu, bugün yarın ikinci Yom Kippur'u yaşatacağız size diye. Biz tabii devam... Tam o noktada bir şey ekleyeyim mi? Hı-hı. Uluslararası bir haber kanalında yönetici düzeyinde çalışan bir arkadaşım var. Kanalın ismini vermeyeyim. Hı-hı. Yom Kippur'da 1 milyon İsrail vatandaşı Yahudi sığınaklarda geçirdiler. Diyor. Lübnanlıdır kendisi de. Bu şeyde mi? Evet. Şu an. Evet. Yani bu yıl dönümünde. Sizin söylediğinizi tefsik ediyor, vesikalandırıyor ve tahkim ediyor. Evet, bu Yom Kippur'da bu saldırılardan dolayı tıpkı daha önceki Yom Kippur'daki gafil avlanma sürecinde olduğu gibi
Lübnan'dan atılabilecek ki yukarı Celile bölgesine bazı mühimmatın önemli oranda düştüğünü kendisi bildirmiş. Hem küresel ölçekte bir televizyon kanalının yöneticisi, yabancı kanal, hem de Lübnanlı kendisi, iyi biliyor bölgeyi. 1 milyon Yahudinin diyor Yom Kipur'u sığınakta geçirmesi Yahudi muhayyilesinde bir travmadır diyor. Evet. Çok büyük. Ama bak, bu önemli bir analiz. Yom Kipur'u, kendisine de buradan teşekkür çok ediyorum. Çok doğru. Önceki Yom Kipur dediğimizde geçen seneden bahsetmiyorum. Ya 70'li yıllar. Savaş Yom Kipur'dan bahsediyorum. O öyle baskın bir savaştı ki, o savaşta açık konuşalım, Amerika topa girmese. Tabii. İsrail ciddi ciddi büyük mağlubiyet alıyordu. Nükleer silah kullanmayı bile düşündü diyorlar. Amerika'nın o topa girmesiyle birlikte o gün itibariyle bizim uluslararası ilişkiler jargonunda bir değişiklik olmuştur. İsrail artık Amerikasız bölgede tutunamaz. CENTCOM'un o Yom Kipur kutlaması diğer bakanlıkların ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'ın yaptığı gibi iyi bayramlar değil. Ben, senin yanındayız. Biz yanındayız. Böyle bir şeye tekrar maruz kalırsan yine aynı hareketi yaparız. Ben burada bir şey yani söyleyeyim. Emrindeyiz daha uygun bir tabir evet, o zaman. Öyle, şimdi öyle. Aslında onu emrini almıştı da 73'te. Yani şöyle vardı. Emrindeyiz diyor. Şimdi ben Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılmış sosyal medya mesajını okuyacağım. Hı hı. Erik Kurilla'nın bizzat 7 Ekim'de yaptığı mesaj. Şey değil, olsa olsa yöntemi değil. Bir uzun sayfa 3 cümle okuyacağım. İran destekli Hamas terör örgütü 12.200'den fazla masum sivili, aralarında 40'tan fazla Amerika'nın da bulunduğu insanları vahşice katletti. İsrail'in güvenliğini temin etme, CENTCOM ile İsrail Savunma Kuvvetleri'nin demir gibi sağlam askeri işbirliğimizin. Keynote bunlar, önemli satır araları. Yani İsrail'in güvenliği benden sorulur. CENTCOM ile İsrail Savunma Kuvvetleri arasında demir gibi sağlam bir irade ve ilişki vardır. Şey değil bu. Olsa olsa. Kurilla'nın mesajı 7 Ekim'deki. Açık ve net, daha ne söylesin. Çok açık ve net. Daha ne söylesin. Bırakıyoruz. Hocam daha ne söyleyeyim deyip gidiyorsunuz hemen. Öyle yalan mı? Uzatmaya gelen bir mevzu olsun. Buyurun buyurun. Bu haritayı biraz Yusuf Alabarda'dan anlatmasını isteyeceğim. Estağfurullah. Buyurun. Şimdi İran'ın biraz önce konuşmamın ilk bölümünde Şarkul Efsat'ın bir haberine evet. dayanaraktan söylemiştim. Diyor ki, İki tane kırmızı çizgimiz var. Bunlardan biri petrol tesislerimiz, ikincisi de nükleer tesislerimiz. Bu ikisine yönelik saldırı gerçekleşirse İran olarak karşılık vermeye devam edeceğiz. Siz de bunu getirmişsiniz ekrana. Evet. Kırmızı çizginin haritasıdır bu. Şimdi bu kırmızı çizginin içerisinde mavi alanlar petrol alanları, yeşil olan hatlar ise petrol boru hatları ve İran'ın içerisindeki 8-9 şehre yayılmış bir nükleer farklı alanlarda tesisleri var. Bunları da İran kendisi için kırmızı çizgi olarak nitelendiriyor. Eğer bunlara yönelik saldırı gerçekleşirse kendisinin daha büyük bir saldırı gerçekleştireceğini söylüyor. Neden bu önemli ve İran ne yapabilir? Şimdi bu Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi neden çok kıymetli? İran'ın petrol sevkiyatına baktığımızda yaklaşık 3 milyon varil civarında günlük petrol sevkiyatı yapıyor. Ve Burak Hoca'nın söylediği gibi. Çin'e. Önceden Hindistan'da vardı. Hindistan'ı çıkarttılar oradan. Dediler ki alma İran'ın petrolünü. O da bu konuyu. Hindistan kendini çıkarttırdı. Amerika'nın baskısıyla. Amerika'nın baskısıyla işte onu söylüyorum. Hindistan farklı kaynaklara yöneldi ve bunun üzerine İran petrolünün şu an %90'ından fazlasının tedarikçisi Çin. Peki kardeşim 3 milyon varillik İran petrolü çıkmayı verse ne olur? Yani Suudi Arabistan üretimi arttırır. Libya üretimi arttırır. Angola üretimi arttırır. Bunlar dünyada petrol çıkartan. Nijerya üretimi arttırır ve 3 milyon ikame edilir. Ne kadar günlük tüketimi var dünyanın? 97 milyon varil. Ne kadar çıkartıyor? 98 milyon varil. Yani başa baş noktada tüketim, başa baş noktada da petrol evet. çıkartılıyor. Dünyada her gün 97-98 milyon varil petrol tüketiliyor. Ham olarak yani işlenip 98 milyon varil işleniyor ve tüketiliyor. Hı hı. 97 milyon varil civarında da arz yapılıyor birebir. 3 milyon varili olmasa ne olur? Ama konu bu değil. Neden? Bakın şu körfez, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı
dünyada çıkartılmış olunan petrolün %28'inin geçiş yaptığı bölge. Taşıyor. Neden? Neden? 3 milyon İran çıkarıyor ama arada Irak var, Kuveyt var, Suudi Arabistan var, Katar var ve Birleşik Arap Emirlikleri var. Şimdi bu ülkelerin dünyadaki petrol ve doğalgaz çıkarttığı sıralamaya baktığınızda bunların tamamı ilk 10'un içinde. İlk 10'un içindeki İran, Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, efendime söyleyeyim, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar. Şimdi burada İran ne yapabilir? İran daha öncesinden açıkça söyledi. Hürmüz Boğazı'nı ateşe veririm diyor. Bu dünya açısından sıkıntı. Evet, Amerika Birleşik Devletleri açısından ilk etapta kendisi ürettiğinden mütevellit çok sıkıntı olmayabilir. Ama bizim gibi tüketiminin %10'unu kendisi üretebilen bir ülke açısından, Avrupa pazarı açısından, Çin pazarı açısından, Hindistan pazarı açısından çok önemli. Neden? Dünyada tüketilen petrolün %28'inin geçtiği bir noktadan bahsediyoruz. Ne yaparım diyor İran? Hürmüz Boğazı'nı mayınlarım diyor. Hürmüz Boğazı'nın içerisindeki bütün petrol tankerlerine saldırırım diyor. Böyle olduğu zaman da projeksiyonlar yapmış ekonomi gazeteleri. Gelmeden önce baktım. Hı hı. 200 dolara yaklaşabilir diyor ham petrolün varil fiyatı. Bu ne demek? Şu anki fiyatın kaba tasnif 2,5-3 katı. Peki vatandaş olarak ne demek bu? Aracımızı petrol istasyonuna yanaştırdığımızda bugün 43 liraya, 45 liraya aldığımız yakıtı 150 liraya falan şey. Almanız şu demek. An... Sadece aracınız için düşünmeyin. Dolayısıyla hayatımızın tabii içerisindeki her şeyin... Elektrik, evet, nakliye, birçok şey. Her şey. Toparlayayım mı? 2 dakikam var. Reklama gideceğim. Eyvallah. Şimdi dolayısıyla buradaki sıkıntı bu. Her ne kadar arada Doğu Batı petrol hatları olsa da, hı hı, dünyadaki ham petrolün, Jack Attali'nin güzel bir kitabıdır, Denizlerin Tarihi diye. Fransa Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanlığını yapar. İyi bir denizcidir. Dünyadaki petrolün %75'i gemiler vasıtasıyla taşınıyor. Doğru. Biz hep şöyle biliyoruz. İşte bizim boru hatlarımız var. Boru Azerbaycan'dan geliyor, Rusya'dan geliyor, İran'dan geliyor. Kerkük yumurtalık var falan. Çalışanı çalışmayanı var. Ve zannediyoruz ki dünyada da böyle. Hayır. Dünyada petrol taşımacılığının %75'i gemiler vasıtasıyla. O yüzden eğer İran bu noktaya yönelik olarak çok büyük bir kırmızı çizgisini aşan İran'ın saldırı gerçekleşirse, biz korkarım ki bu saymış olduğum, söylemiş olduğum kötü senaryoyu yaşayabiliriz. Gelelim nükleer tesislerine. Hı hı. İki cümlede onunla ilgili, buyurun, söylemek istiyorum. Nükleer tesislerini ben de Sayın Hocam'a katılıyorum. Dağın yamaçlarına daha çok kurulmuş ve onun içerisinde tabii doğal anlamda korugan oluşturan yerlerde gizli. Dolayısıyla Nasrallah'ı öldürdüğünüz gibi nüfuz edici bomba, 2000 poundluk yani 1 tonluk bombalar falan attığınızda o dağı falan etkisiz hale getirmiyorsunuz. Zaten öyle olmuş olsa o 2000 poundluk bombalardan Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de var ama Gabar'da iğneyle o teröristi o mağarasından çıkartıyorsunuz diyelim. Ve toparlayalım. Virgül koyacağım. Tamam. Aslında bundan sonraki kısım daha önemli. Özellikle tabii ki eğer bu noktalar hedef alınırsa ne olur ya da kimin elinde nasıl bir koz var? Biraz ikinci bölümde bu konuyu konuşacağız. Çok kısa bir reklam için müsaade isteyelim. Birazdan devam edeceğiz.